Asgari ücret 8500 TL. Siirtlilerin birçoğu asgari ücretin altında çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi de Siirtlilere kaç asgari ücret alırlarsa geçinebileceklerini soralım. 8500 TL alamıyorum, bunu da söyleyeyim. Aylık masraf vallahi şu an 15.000 buluyor yani. Hiçbir şey alıyorum. Asgari ücret veriliyor mu? Hayır. Paranın hiçbir kıymeti yok yani, boş verelim. Çünkü abi her şey zam olmuş. İstersen 10.000 TL olsun. O ne kadar 10.000 TL olsa bir ya 400'den 500'e çıkıyor. Ben hem eve bakıyorum hem de kendime bakıyorum. Yani hiç olmazsa kimi de borca da giriyorum maaş harici. Yani rahat bir 15.000'e denk geliyor. Vallahi 2 de alsam bunlar yine zam yapıyor. Yani asgari ücret 2 olsun, fiyatlar eskisi gibi olsun. 2 mesela 2000, 2 tane 8000 alsam çok iyi olur. Ama bunlar zam yaptıkça yani o 2000 de alsak nafile. Yani 2 asgari ücret anca döner. Anca o da. Yani sonuçta bir evde hiç olmazsa şimdiki döneme bakıyorsun 6-7 boğaz var. Yani 6-7 kişi var. Yani o 6-7 kişi bir ayda 8000'le doyacak insan mı değil? Yani masraf, bunun elbisesi var, bunun yemeği var, bunun içeceği var. Bunun yani bir sürü eksiği var. Ortalama zaten asgari ücretin 20.000 olması lazım. Şu an 8500, biliyorsun ekonomik kriz var zaten, hiçbir şey alınmıyor. 3 tane olması lazım benim görüşüme göre. Aylık masrafım 15.000, 20.000'i geçiyor. Minimum 8-9 tane alsam ancak geçiririm çünkü Siirt'e benim üzerime masraf yapan bir kız yok bence. Benim aylık masrafım 10.000'i buluyor maalesef. Sigara içiyoruz. Ya ailede biz 6-7 kişiyiz yani çocuklarla birlikte. En az yine nereden baksan bir 20.000'i buluyor yani. Ev bizim olmamıza rağmen. Yani. En azından 2 tane. En azından 2 tane. Yani olmadı mı zaten geçim zor ya. Yani şu an paranın kıymeti yok. Siirtlilere kaç asgari ücret alırlarsa geçinebileceklerini sorduk. Vatandaşlar asgari ücret alamadıklarını, alsalar bile yetersiz olacaklarını söyledi. Siirtliler en az 2 asgari ücret alırlarsa geçinebileceklerini söyledi.